Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçü tam garanti şerbetini tam çeken şahane bir şerbetli tatlı tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Tarife öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Derince bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker ve 3 su bardağı suyumu içerisine ilave ediyorum. Şerbeti öncelikle en başta hazırlayacağız. Şerbet tamamen soğuk, tatlının sıcak olması gerekiyor. Malzemeleri ekledikten sonra hemen spatula ile karıştırıyorum. Şerbetin şekerlenmemesi için 5-6 damla kadar limon suyunu da içerisine ekledikten sonra şeker eriyene kadar orta ateşte karıştırmaya devam ettim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımın altını kısarak tamamen kıstım. Yaklaşık 10 dakika kadar kaynatmaya bıraktım. 10 dakikanın sonunda şerbeti kenara alarak soğuması için bekletiyorum. Tatlının hamuruna geçerken derince bir kabın içerisine 125 gram kadar oda sıcaklığında bekletmiş olduğum katı yağını aldım. Hemen üzerine bir tane yumurta, 1 yemek kaşığı dolusu tahin ekliyorum. Yarım su bardağı irmik ve yarım su bardağı ince çekilmiş cevizimi içerisine ekledikten sonra eklemiş olduğum malzemelerimi spatula ile hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Tarifimiz gerçekten çok az malzemeden oluşan bir şerbetli tatlı tarifidir. Hemen unun bir kısmını içerisine ekledikten sonra tarifte bir paket kabartma tozu kullanıyorum. Tarifte toplamda bir buçuk su bardağına yakın un kullandım. Tarif için kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 mg su bardağıdır. Tarifte kullanacağınız unun miktarını lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamur elimi bırakana kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Orta yumuşaklıkta ele yapışmayan bir kıvamda hamur yoğurmanız yeterli olacaktır. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Hamuru silindir bir boyuta masamda getirdikten sonra üzerine hafifçe baskı uygulayarak düzleştirdim. Bir kesme aparatıyla hamuru öncelikle iki eşit parçaya böldüm. Diğerlerini de ufak ufak parçalara ayırarak ellerimle yuvarlayıp bezeler haline getiriyorum. Tarifte toplamda 18 tane tatlı elde ettim. Tatlı hamuru bu şekilde hazırladım tamamını. Bezelerin eşit bir boyutta olmasına lütfen dikkat edelim. Bezeleri yuvarladıktan sonra hemen şekil verme aşamasına geçiyorum. Ellerimle hafif uzatarak üzerine bir miktar baskı uygulayıp Kenarlarını da sivrileştirdikten sonra keskin bir bıçakla üzerlerine hafif baskı uygulayarak çizikler atıyorum. Dilerseniz şeklini yuvarlak bir form vererek de aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. yapılışı inanılmaz derecede kolay. Tamamı evinizde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, şahane bir şerbetli tatlı tarifidir. Tatlının şekillerini hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Şeklini vermiş olduğum tatlıları uygun bir borcamın içerisine dizdikten sonra 180 dereceye ayarlamış olduğum fansız fırında üzeri kızarana kadar fırınımda pişirdim. Fırından aldıktan sonra ilk sıcağının çıkması için yaklaşık 4-5 dakika gibi bir süre bekledikten sonra tamamen soğumuş olan buz gibi şerbetimi tatlımın üzerinde gezdiriyorum Dilerseniz bu tatlıyı bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz şerbetini tam olarak çekmesi için en az 2-3 saat kadar beklemesi gerekiyor 2 saat boyunca şerbetinde bekletmiş olduğum tatlım artık servis için hazır. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı tozuyla bu şekilde süslemeyi tercih ettim. Çayınızın, kahvenizin yanına dilerseniz özel misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli, tam ölçülü muhteşem bir şerbetli tatlı tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.